Merhabalar, ben Güney Esen Türk. Bir Futbol Muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet, kamera arkasında Nurcan Hanım'la tekrardan karşınızdayız. Ee, Nurcan Hanım gündem. Neler var gündemde? Hemen. Gündem her zamanki gibi çok yoğun bir Dorukan, Toköz takası konuşuluyor. Ne diyorsun? Bu takas oluyor mu? Yani şimdi ben bu takası araştırdım. Özellikle e, Beşiktaş kanadında birkaç tane sağlam e, bir kaynağım var. Ki Beşiktaş'ta da daha önce çalıştığım için e, Beşiktaş'ta antrenörlük yaptığım için bunu rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Sergen Hoca Lines'i istiyor. Yani özellikle e, sağ bek mevkisine ihtiyaç var Beşiktaş'ın. Orada Lines'i değerlendirebilirler ama yani Beşiktaş'ta Linis alacak para yok. Böyle bir para yok. Şimdi Galatasaray teklif yapsa nasıl olacak? Anca takasa girmen lazım. Bakın takas olur demiyorum. Ben ihtimal değerlendiriyorum. Anca takasa girmen lazım. E Galatasaray'a da yedek kalmış genç futbolcuyu takas öneremezsin. Mecburen para önermek zorundasın. E para öneremiyorsun. Maddi durum sıkıntı. E Galatasaray'da senden doğal olarak Doğrukan'ı isteyecektir. Ama ben çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani e, ne Galatasaray bu şartlarda Liniyes'i bırakmak ister ne de Beşiktaş bu şartlarda Dorukanı bırakmak ister. Evet Sergen Yalçın isteyebilir. Yani belki Fenerbahçe bile isteyebilir. Veya farklı takım da isteyebilir Liniyes'i. Ama e, şartlar oluşmadığı sürece bu transferlerin olmasını mümkün e, kılmıyor. Ve Galatasaray'da şöyle bir de baktığımız zaman Galatasaray'da Dorukan'a ihtiyaç var mı ona bakalım. Galatasaray'ın ihtiyacı var. Zorukan iyi bir futbolcu ama e, sakatlıktan yeni çıkmış bir futbolcu risk teşkil ediyor. Ön çapraz bağ koptu ki şöyle söyleyeyim her defasında sizlere söylüyorum. E, ben 3 kez ön çapraz bağ ameliyatı geçirdim. İlk sakatlandığımdan sonra fizik tedaviden sonra tekrardan bir antrenman sürecine girdim. O antrenman süreci fizik tedaviden sonra antrenman sürecinde sıkıntılar yaşadım ve tekrar koptu ve tekrar ameliyat. 2 sene sonra tekrar aynı sıkıntıyla tekrar bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım. Yani ön çapraz bağ biraz sıkıntılı. Dizin e, tüm dengesini bozabilecek bir sakatlık ve ameliyat. Ki ne kadar çok sıkıntı yaşadığımı eşim Nurcan benden daha daha iyi, ben benim kadar biliyordur en azından. E, yani şu anda risk teşkil ediyor Dorukhan. Neden? Daha yeni döndü. Yeni oynayacak. Galatasaray bu riske girer mi? Bunu da değerlendiriyorum. Hani değerlendirmek evet. istiyorum. Yani şu anda ben ihtimalleri konuşuyorum. Olur da değilim. Linensin Beşiktaş'a gitme ihtimali var mı? Normal şartlarda. Beşiktaş'ın parası olsaydı, Galatasaray'ın kapısını düzgün bir teklifle çalsaydı, bu transferin olma şansı olabilirdi. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın Linens'e ihtiyacı var. En azından Linens olmasa bile o mevkiiye mutlaka bir oyuncu almak zorunda. Öbür taraftan Dorukhan Galatasaray'a gelir mi? Tekrar oraya dönersek. Galatasaray'ın o bölgede ihtiyacı var. Ama aklıma takılan nedir? Dorukhan'ın sakatlık problemi. Ee, tabii ki de bir daha sakatlık yaşayamayabilir ama bu tür sakatlıklar az önce bahsettiğim gibi tekrar düşmeden söyleyeyim. Biraz sıkıntılı sakatlıklardır. Şimdi en son bölüme geldiğimiz zaman ben bu ihtimalleri değerlendirdiğim zaman bu iki transfer, ben iki transfer diyorum çünkü ee, takımlar değişecek. İhtimalinin %10-15 olarak değerlendiriyorum. Açıkçası çok fazla mümkün gözükmüyor. Evet Nurcan. Peki Günay, Mustafa Cengiz Başkan'ın açıklamaları hakkında ne diyorsun? Şimdi Mustafa Başkan, olayın artık farkında olduğunu öğrendik. Yani yöneticiler olayı farkında. Galatasaray taraftarı da dün biliyorsun Twitter üzerinden orta saha nerede diye bir gündeme soktu Twitter'da. Gündeme soktu. Hashtag başlattı. Hashtag başlattı. Galatasaray taraftarın orta saha çok istediğini anlamış durumda. Zaten taraftar yapmasa bile bunu anlayabilecek kapasitede insanlar. Burada hep biz ne dedik? Bir an önce transferlerin bitmesi gerekiyor. Ve transferde bence dedim. Evet para yönünde iyi bir Galatasaray yönetimi varken transfer yönetiminde ise komitesinde sıkıntılar olduğunu her zaman dile getirdim. Hiç de çekinmedim. Bunun yüzünden bana Galatasaray düşmanı dediler. Hala diyorlar. Ben Galatasaray düşmanı değilim. Ben burada sizlere yayın yapmaya çalışıyorum. Neler olması gerektiğini söylüyorum. Bana Galatasaray düşmanı diyenlere şunu söylemek istiyorum. Şu an takım tam hazır olsaydı sen istemez miydin? Şu an Galatasaray iki tane genç yetenekli bir futbolcu orta sahaya aldığını ve sol aşağı bir tane daha oyuncu almasını istemez miydin? İsterdin değil mi? Bir Galatasaraylı ister, istersin. Peki kamp başlamış. Kamp devam ediyor. Yani 10 gün sonra bir lig, lig başlayacak. başlayacak. 13-14 gün var. Yani ben bunları değerlendiriyorum. Sonra başımıza gelecekleri hepimiz biliyoruz. Çok sıkıntı yaşayabiliriz. Ama evet. yaşamaya da biliriz. Yani bu kadro aslında çok kötü bir kadro değil. Yani Belhanda gidemiyor, bitiriliyor, gitmiyor. Bunu her defasında konuştuk. Tekrar de istemiyorum. Ee, bir sıkıntı var. Bunu çözmek için en azından başkan çıktı ve bunu dile getirdi. Benim açık beni söyleyeyim. Hoşuma gitti hocam. Evet. Yani bir de bu yıl tempolu bir ilk olacak. Yani geçen yıllarla kıyaslayamayız. Pandemi süreci yaşanacak. Lig şu an 21 takımdan oluşuyor. Yani yoğun bir tempo olacak. Yoğun bir tempoya nazaran hem Galatasaray'ın ilk 11'inin hem de yedek kulübesinin çok iyi olması gerekiyor. Ve makul fiyatları oyuncuların alınması gerekiyor. Bu sebeple şu an bir menajer savaşı var, takımlar savaşı var. Şu an her şey Galatasaray'da bence Curcuna. İnşallah çözümlenir. İşte bu Curcuna'dan Galatasaray yönetimi umarım zaferle çıkar. Yani biz ben bunu temenni ediyorum. Yani burada bunları söylerken ben Galatasaray'ın kötülüğünü istemem. Yani ne söyleyeyim yani Galatasaray'ın kötülüğünü istemem. Galatasaray bir an önce transferleri bitirmeli. Benim tek derdim, gayem bu. Hani bu öbür taraftan şimdi Mustafa Cengiz şuna da katılıyorum. Şuna da buna da varım. Maaşı aldığım zaman hemen Galatasaray Store'a gideceğim. Alabildiğimi bütçem ne yetiyorsa alacağım arkadaşım. Ben bir Galatasaray isem elimi taşın altına koyacağım. Hemen ne oldu? Galatasaray e, mobil uygulamasını gel getirdi Türkiye'ye getirdiği gibi üye oldum. Elimi taşın altına koyuyorum. Ta ki, ta ki şunu demesinler bana. SMS atın demesin. Yapma. Ama bir şey bana satarsa bir şey karşılığında ben para verirsem o zamanları Bakın mobil uygulamasında varım. Niye? oradan antrenmanları izleyebiliyoruz. Farklı içerikler izleyebiliyoruz. Güzel bir uygulama. Destekliyorum. Bana derse ki git store'dan bir şeyler al. Benim bütçem yetiyorsa gider alırım. Çünkü karşılığında hem Galatasaray'a faydam dokunuyor. Hem de ben bir şey alıyorum. Galatasaraylı bir şey alıyorum. Benim iki tane maskem var mesela. İkisini de Galatasaray'dan aldım. Galatasaray store'dan aldım. Şimdi gider bir tane daha alırım. Bakacağım bütçeme gideceğim. Forma alacağım. Al, alabilirsem veya 100 liralık tişört alacağım. Bütçem neye el veriyorsa, herkesin bütçesi neye el veriyorsa lütfen onu alsın. Bütçen yoksa da alama. Yapacak bir şey yok. Ama Galatasaray'a bu dönemde yardımcı olmak zorundayız. Normal şartlarda ben bunu söylemezdim ama bu pandemiden sonra Galatasaray çok etkilendi. En çok etkilenen kulüplerin başına geliyor. Sadece Galatasaray değil Fenerbahçe de etkilendi. Beşiktaş da etkilendi ama Fenerbahçe'nin etkilendiğini biz hissedemiyoruz. Bugün de Enner Valencia'yı açıkladılar. <laughs> yani Yani Ay şimdi tabii ki Fenerbahçe'nin sen hissedemezsin şu an pandemiden etkilenip etkilenmediğini. Fenerbahçe'nin arkasında e, güçler var. Bilinmeyen güçler. Bilme. bilinmeyen, şimdi, bilinme. Bilinmeyen. Acun Alıcalı <laughs> biliyorsun takım satın aldı. Oraya da Fenerbahçe'den transfer yapıyorlar evet, şimdi. Zaysa, Zaysa veriyorlar. Yani 10 milyon, 10 milyon olur, 20 milyon olur. Yani verir abi parayı. Yani bir şekilde yolunu buluyor Aa, bizim ne diyelim danışıklı dövüş mü bu? Yani çok şey söylemek istiyorum ama maalesef söylemiyorum. Söylemek de istemiyorum. Hani Fenerbahçe bu transferleri nasıl yapıyor? Hala hayretler içerisinde görüyorum. Bir limit var. Bu limiti çok çok yukarısındalar. Hala transfer yapıyorlar. Diyorlar ki bankalar birliğiyle anlaşma var. E bankalar birliğiyle anlaşma varsa Türkiye Futbol Federasyonu bunu bize kamuoyuna bildirsin. Desin ki yani arkadaş böyle bir şey var biz yükselttik. Söyle biz de bilelim. Ha, ben her defasında şunu söyledim Nurcan. Her defasında söyledim. Konuyu dağıtmadan söyleyeceğim. Sonra son soruya geçeceğiz. Fenerbahçe kap bildirimi yap yapmıyor kardeşim. Yapsa bile sadece transfer ettiğini söylüyor. Ben Fenerbahçe taraftarına da kızıyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Eğer Galatasaray bir transfer yapıyorsa en ufak dahi en ufak transfer dahi yapıyorsa ben ona ne bon servis vermek verdiysem benim takımım ne bon servis verdiyse benim takım ona ne kadar yıllık ödeyecekse bildirecek kardeşim. Ben Galatasaray'ın nasıl yönetildiğini bilmek zorundayım bir Galatasaray taraftarı olarak. Benim kulübüm yapıyor mu bunu? Şeffaf bir şekilde yönetiyor. Böyle olması gerekiyor. Ben Galatasaray taraftarının da böyle istediğini de biliyorum. Neyse kardeşim o yazılsın. Fenerbahçe taraftarı niye ayaklanmıyor? Bak çok ciddi söylüyorum. Bugün aynısını Galatasaray yapsaydı açıklayın kardeşim. Aa, ee, o zaman farklı bir lobi olurdu ya. Direkt diğer takımlar sallar da başlar da Galatasaray'da gizli bir dönüyor şunlar. İşte basın dönüyor, şu dönüyor. an onu konuşmuyor. Hani çok fazla salla hani işte. çok fazla derine girmek istemiyorum ama ben Fenerbahçe taraftarı olsaydım bugün derdim kardeşim. Ben yaptığımız transferlerin maliyetini görmek istiyorum. Futbolcuya ne kadar verdiğim görmek istiyorum. Derdim. En azından Galatasaray böyle bir durum içerisinde olsaydı ben derdim şunu. Çünkü Galatasaray'ın nasıl yönetildiğini görmek benim en doğal hakkım. Çünkü neden? En doğal hakkım. Kamuoyu aydınlatma platformu diye bir şey var. Borsaya açık, halka açık bir Galatasaray. Lütfen Gülay bunu normal söyler misin? KAP. KAP. Yani buraya bildirmek zorundasın normal şartlarda. Bildirmiyorsan da bir şekilde yapacaksın enteresan işler. Evet Nurcan çok fazla dağıttık konuyu. Günay bizim üzümlü bir kekimiz var. Cagne. Seversin. Cagne. Cagne. Cagne ben zamanda... Cagne şu an yükselişte diyor lan. Ne evet. Diyorsun? Mesela bugün gol attı. İstanbul izleyemedim. Çünkü... Evet oraya gelelim. Ya Galatasaray TV var Sayın Başkanım. Yani Galatasaray TV var elimizde. Ne bileyim yeni bir uygulama açtınız. Allah rızası için açın da taraftar da izlesin ya. Ya taraftar çok çile çekiyor ya. Zaten şu an transfer bekleyen bir taraftarımız var. Ya bırakın da izleyelim şu maçları ya. En azından hazırlık maçları. En azından hazırlık maçlarını Galatasaray TV'den verin, ne bileyim YouTube'dan verin, ne bileyim üyelere özel yapın. Yani bir yerden izleyelim ya. Yani şu bu ortamı sağlayın ya. Bunu da söyledikten sonra Jacklin'in performansını yukarı çektiğini her zaman söyledik. Yani bu dönemlerde söyledik ve oradan iyi olumlu sinyaller de geliyor. Yani Farkında mısın? Cagney'i en çok eleştirdiğim nokta neydi? Sosyal medyayı iyi kullanamayan bir Jack ne var diyordum. Evet. Ve sosyal medyayı şu anda iyi kullanıyor. Aynı zamanda sağ performansı da yükselişe geçmiş. E, aldığımız bilgiler bu yönde. E, yani basından takip ettiğimiz takip ettiğimize göre yani kim ne kim ne yazsa basın basında kim nasıl Galatasaray'ı takip ediyorsa oradan Herkes Cagney'in performansını, Arda Turan'ın performansını konuşuyor. Ve bu da ben bir taraftar olarak Cagney'in performansını yukarı çekmesini çok gayet olumlu bir şekilde karşıladım. Çünkü her zaman söyledim. Falka eğer sakatlık yaşayacaksa en azından sağlam bir Cagney'imiz var diyebileceğiz. O da çok önemli. 4-4-2 oynarsak ki Cagney, Cagney Falka performansı nasıl olur onu çok merak ediyorum. Göreceğiz bunu ilerleyen günlerde. Umarım Cagney'in performansı biraz daha yukarı çıkar. Daha iyi oynar. İyi bir Cagney Galatasaray'a faydalı olur. Galatasaray şampiyon yapan futbolculardan bir tanesiydi aslında bakarsanız. O Rize'de atmış olduğu son dakika golüyle. Mitroğlu vardı. evet. evet son dakika atmış olduğu bir gol vardı. Yine Cagney'in rezede atmış olduğu golle Galatasaray şampiyon oldu. Yani aslında Galatasaray'a geldi 10 tane gol attı. Yani öyle ya da böyle. Kasımpaşa'ya gitti 20 tane orada attı. Yarın Ocak ayında Galatasaray'a gelip 10 tane orada attı. 30 golle tamamladı. Yani çok eleştirdim. Sadece sosyal medyayı kötü kullandığı için çok eleştirdim. Hata benle eleştirdiğim için. İnşallah ben utanırım. Diyorum ve yayını sonlandırıyorum. Nurcan Hanım bir şey söylemek ister misin? Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra Günay videolarına bakıyor. Neden diyor beğenmiyorlar Nurcan diyor. Bak diyor o kadar kişi izliyor diyor. Neden beğenmiyorlar? Beğenin arkadaşlar. Sonra bu adam bana diyor. Evet. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmanız bizim için çok önemli. Like'larınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı, soru, görüş, eleştirilerinizi aşağıya bekliyoruz. Eğer... eee bana ekstra destek vermek isterseniz de katıl butonumuz aktif, oradaki seçenekleri e, inceleyerek bana ekstra e, ücretli katıl üyeliği e, açabilirsiniz. Şu an e, üyelerimizden birkaç tanesini söylemek istiyorum, hepsini söyleyeceğim. Az bir üyemiz var, umarım bunu ilerleyen dönemde çok yapıp sizlere orada çekilişte hediyeler vermek e, vermeyi planlıyorum. Şimdilik bizim kanalımıza kimler katıl? butonunu aktif etmiş. Nuran Bilgin, Arda Ergün, sağ kardeşim. Ee, Taylan Aydemir ve tabii ki de Eyüp Yıldız. Bu dört arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.